Hepinize selamlar dostlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Yeni evime taşındım dostlar. O yüzden bugün biraz yeni evimi biraz size göstereceğim. Biraz da işte son videoda değindiğim konulara değineceğim. Şimdi salondayım. İşte salonu biraz sizlere göstereceğim. Lambaları falan açtım çünkü aşırı karanlık oluyor şu anda salonun içi. Yani sabah bile çeksem aynı, akşam çeksem şu anda saat zaten 2-3 civarı. 3 yani saat. Yani batıyor güneş erkenden. O yüzden de sürekli karanlık oluyor. Yani ister istemez lambayı sürekli açmak zorunda kalıyorum. Yani biraz o yansıyor. Yani şimdi işte burası arkadaşlar evin salonu. Yani şöyle göstereyim. Koltukları falan işte böyle bu şekilde koyduk. Yani televizyon şu tarafta köşede. Dolap var. Bu şekilde dostlar yani salon. Yani salon zaten evin en büyük odası yani en büyük kısmı burası. O yüzden hani burayı göstermem yeterli olacaktır düşün. 1 artı 1 çünkü zaten hep. Bu tarafta da işte bir geniş biraz daha bir balkon var. Hemen dostlar orayı da detaylı olarak göstereyim. Evet dostlar dışarısı da şimdi biraz yağmur yağmaya başladı. Zaten hava kapalı gördüğünüz üzere. Yani böyle bir haftadır falan zaten aşırı bir yani yağmur var öyle söyleyeyim. Sürekli bir yağmurlu hava. Yani şimdi balkona daha bir şey koymadık. Zaten nasıl olsa yani şu an balkonu kullanamıyorum. Hava aşırı soğuk. Yani içeride kalorifer falan var. O yüzden hep içeride kalıyorum. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yani bir şey koymak istediğiniz zaman yeteri kadar alan var yani o genişlikte. Şurası da arkadaşlar açıklayayım. Önümüzde yani otopark var ama özel otopark tarzı bir şey yani. Buraya araç koyamıyoruz maalesef. Bu tarafta işte bir tane restoran var öyle söyleyeyim. Diğer evler falan da zaten gözüküyor. Yani arkadaşlar önümüzde otopark var geniş. En azından bina yok yani biraz da görüş açısı olabiliyor. O yüzden seviyorum açıkçası. Yani çünkü diğer taraftan baksak çok fazla şehrin bu arada ortasındayız. Yani oturduğum yer şehrin tam ortası. O yüzden evler biraz yoğun bu tarafta. Yani manzaranın da ev olacağını böyle bir açıklık olması bence daha güzel yani. Şu ağaç falan hoşuma gidiyor mesela. Bu şekilde dostlar yani bu evin balkonun manzarası, evin manzarası bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekildeydi burası da. Şimdi en sonki videoda işte Almanca kursundan biraz bahsetmiştim zaten. Hani izlemeyenleriniz varsa o videoyu tekrardan izleyebilir. Şu anda zaten Almanca kursuna gidiyorum. İşte ay sonunda bir sınav olacak. Ondan sonra artık şu anda B1 seviyesindeyim. B1 seviyesi bitmiş olacak. O şekilde arkadaşlar babamda. Başka bir şehirde. Öyle oraya da işte trenle gidiyorum. Yani böyle bir yarım saat falan sürüyor trenle. Onun dışında da arkadaşlar işte şimdi ev muhabbetine geleyim. Yani Almanya'da arkadaşlar gerçekten yani ne vize derdiniz bu kadar sıkıntılı olur herhalde. Ne iş bulma derdiniz bu kadar. Yani çünkü nasıl diyeyim burada ev bulmak gerçekten aşırı zorlaşmış. Yani daha öncesinde nasıl bilmiyorum yani. Sonuçta ben burada nasıl diyeyim ilk defa bir ev tuttum. Ama yani şu anda galiba Almanya'daki fazla artık ne diyeyim insanların ev arayışından mı yani ne bileyim evinde yapılmayışından mı yani şimdi şu gerçek yani Almanya'nın nüfusu işte 90 milyon küsur yani bayağı bir nüfusu var Avrupa'da. Avrupa'daki zaten en nüfusu herhalde fazla olan ülke. Yani onun dışında dışarıdan zaten sürekli bir göç alıyor falan. Ya sonuçta burada çok fazla insan oldu aşikar ama yani burada yeteri kadar ev kesinlikle yapılmıyor zaten. Yani öyle olunca da işte burada ev bulmak daha da zorlaşıyor. Yani hem insan sayısı artıyor bir de ev sayısı da çok fazla büyük bir artış gözükmüyor. Yani yeni bir ev sürekli yapalım, konut sıkıntısı şey olsun çözülsün diye bir nasıl diyeyim çok fazla bir adım atıldığını ben düşünmüyorum. Yeteri kadar atılmıyor en azından. Yani buranın nüfusuna cevap vermiyor. Öyle olunca da işte siz bir tane eve gidiyorsunuz. 10 tane 15 tane adam orada aynı zamanda ev tutmak istiyor. Onlarla bir şey içerisindesiniz, nasıl diyeyim, yarı içerisindesiniz. Yani düşünün yani sizin burada zaten yani bütün zaten işleriniz bir de yani ev adresi gerekiyor. Yani bir şey oldu mu işte evim şurada, işte şöyle demeniz gerekiyor. Yani lazım, elzem yani rahat olmuyor Almanya'da arkadaşlar. Ben şöyle başka bir yere durayım falan. Sürekli çünkü evinize mektup geliyor. Biliyorsunuz hala burada resmi işler hala mektupla falan oluyor. Öyle olunca da ev elzem oluyor. Yani gidip başka bir yerde nasıl olacak? Yani resmi kanaldan bütün mektupları almanız lazım.
adres vermeniz lazım. Bir işte falan başka bir yerde de aynı şekilde. Yani birbirine bağlı zaten. Ama yani ne diyeyim, yani her yerde zaten iş konusunda bir eksiklik var. İş işi yahut da yani kalifiye eleman olaraktan her türlü iş alanında zaten insan aranıyor. O yüzden orası çok daha basit. Ama yani bir kolut olayında gerçekten burada çok 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 zor. Yani ben yaklaşık işte bir 4 aydır buradayım. Yani bu ev olayında yaklaşık yani 4-5 hatta 5 ay olacak. 5 ay diyelim. 5 aydır buradayım. Yani 1 aydır yani 4 ay öyle söyleyeyim ev arama sürecindeydim. Yani ki şanslıyım yine bulabildim sonunda. Yani gerçekten daha fazla sürede arayan insanlar da var Almanya'da. O yüzden yine kendimi şanslı böyle addediyorum. Yani öyle arkadaşlar, bu işin gerçekten zor kısmı bence Almanya'daki en zor kısmı diyebilirim. Yani bakalım bundan sonra biraz daha rahatım, yani en azından daha rahat bir ortamdayım. Daha işte ne diyeyim, yani yalnız bir şey yapmak istediğim zaman sessiz sakin bir ortam daha iyi tabii ki. Ama tabii yani burada şeyde yani tüm dostlara teşekkür etmek istiyorum. Burada bana taşımama yardımcı olan, yardım eden yani gerçekten yani sağ olsunlar, yalnız bırakmadılar. Yardımcı oldular her zaman. Ya tabii 4 aydır da dedemlerde kalıyorum. Onlara zaten teşekkür ediyorum. Yani orada da bayağı bir süre geçirdim. Öyle dostlar, yani bir şekilde sonuçta çözüldü. Dediğim gibi yani buradaki ev olayını en zor kategoriye koyabilirsiniz. Gerçekten yani buna ben inanıyorum. Yani kurs olayı da dediğim gibi en son bahsetmiştim zaten. O şekilde çözüldü. Yani onunla gidiyorum. Yani şu anda öyle arkadaşlar, hayat bu şekilde gidiyor. Umarım işte kurstan sonrasında daha başka işte eğitimle alakalı veyahut da işle alakalı şeylere yardıracağız artık. Şu anda kursa gittiğim için Almanca ile şu an fazla vakit geçiriyorum diyeyim. Öyle. Yani bugünlük de işte bu kadardı. Umarım içeriği de beğenmişsinizdir. Evi de beğenmişsinizdir umarım. Evi yani olabildiğince yani güzelleştirmeye çalışıyorum. Sonuçta burada yaşıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani belli bir süre geçince zaten hani daha böyle işte şeyler oturacaktır. Şu anda işte daha yeni değilim. Yani ben yani bir de şöyle bir şey var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Yani burada mesela bir ev tuttuğunuz zaman %90 yani %99 hatta diyeyim. Evin içinde kesinlikle hiçbir yani eşya olmuyor. Bırakın eşya, priz bile yoktu. Yani ben bu eve geldiğim zaman içinde priz bile yoktu. Düşünün. Yani hatta bazı evler vardı yani ben kendim ev arama sürecinde böyle atıyorum bakmaya gittiğim zaman gittik. Yani duvarda boya yok. Yani içi zaten ya pislik götürüyor. Böyle evler de var. Yani onları bile kendiniz yapmanızı bekliyorlar. Yani boyasını siz yapacaksınız. Yani düşün evin işte içerideki tüm pisliğini, yani pislik derken yani evi temizleme eyvallah tamam. Yani evi temizleyeceksiniz zaten. Yani yeni bir eve gittim. Yani ben bu eve geldim, bu ev temizdi tamam. Yani yine gel bir temizlik yapıldı. Sonuçta benim temizliğini yaptık. Yani ama gidip de yani senden önceki kiracı mı diyeyim artık orada yaşayan kimse. Yaşayan bir insanı da yani tüm pisliğini de affedersiniz. Yani böyle durumları sizi sokuyorlar. Yani o yüzden gerçekten hani o şekilde. Bir de işte eşya kısmına geleyim. Yani mutfakta falan hani dolap mesela atıyorum yok. Musluk bile yok. Yani bu sıfır, özellikle ev tutacağınız zaman söylüyorum. Ha tuttuğunuz zaman da genellikle zaten onun da parasını alıyorlar. Mesela atıyorum mutfakta bir ev tuttunuz değil mi? O mutfağın da ekstra parasını işte atıyorum o kiraya giderlerinize yansıtıyorlar. Yani o yüzden yani aşırı derecede sizden bir efor bekliyorlar. Yani sıfır. Yani evi sanki böyle şey düşünün, inşaattan yeni çıkmış hemen siz almışsınız gibi. O şekilde yani. Almanya'daki çoğu ev böyle. Yani çok 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 az bir kısmı öyle eşyalı falan şanssıza gelir. Yani bu şey kısmında, oda kısmında bir şey diyemem. Oda kısmında yine bir şeyler daha rahat. Yani bir oda tuttuğunuz zaman atıyorum.
VG dedikleri işte bu Volga Main House, o şey Volnuklar'da beraber yaşadığınız paylaşımlı evlerde daha rahat. Ama böyle tek başınıza gelip de bir ev tuttuğunuz zaman hakikaten diyorum inşaattan çıkmış yeni bir ev satın almışsınız da böyle içine şey yapıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani öyle prizleri de benden sonra taktılar. Priz bile yoktu. Yani buralarda zaten eşyaları falan zaten dediğim gibi hepsini ben kendim getirdim. Aldım, satın aldım şuradan buradan. Ondan sonra yani öyle söyleyeyim yani lamba falan bazı odalarda onları da bana ait. Yani öyle çok fazla kendiniz yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bunları da yani unutmayın. Burada bir eve taşındığınız zaman gerçekten yani bunların hepsi sizde sorun, sizin sorununuzda. Yani öyle hazır olarak maalesef olmuyor. O şekilde arkadaşlar yani onlar gerçekten zorlayıcı bir şey oldu. Ama sonunda yani çoğu şeyi bitirdik yani. Dediğim gibi eksikleri artık. Kalan eksikleri de böyle zaman geçtikçe bitiririz. Öyleydi yani. Gerçekten yani burada ev bulmak isteyen arkadaşlar veya arayan arkadaşlara da buradan yani ya şans diliyorum. İnşallah güzel bir yere denk gelirler. Gerçekten çok zor. Ya onun dışında evin konumu da işte şehir merkezinde olduğu için en sevdiğim o yani. Özelliği o. Yani şehir merkezinde olduğu için gideceğim yere daha hızlı gidebiliyorum. Hemen burada mesela tren istasyonuna yakın. O yüzden yürüyerek hemen oradan trene binebiliyorum. Otobüs istasyonu orada yani. Otobüs gar orada. Orada otogardan hemen binebiliyorum. O yüzden o da güzel bir özelliği. Yani en sevdiğim şey o. Çarşının hemen içinde, merkezde. En güzel özelliği benim için oydu. Yani yakın yani bir yere gitmek istediğiniz zaman her şey. Öyle arkadaşlar yani buradan çıkınca mesela atıyorum onunla bir ara çekerim belki. Wine Smart yani işte Noel Pazarı kuruldu. Bir iki gün oldu galiba. Noel Pazarı'na falan işte insanlar burada geziyorlar çok. Yani burası daha sosyal bir yer. Yani ben dönemlerde kalırken orada fazla böyle insan göremezdim ama şimdi yani yine şehir merkezinde olduğunuz için tabii çok fazla insan da oluyor. Ya bir yandan güzel yani bir yandan tabii şey de oluyor yani ses de oluyor ses de yani atıyorum akşam normalde yani burada başka bir yerde otursanız belki yani çok şehirle karşılaşmazsınız ama şehir merkezinde olunca ya her yerde böyledir zaten de yani burada daha sakin oluyor genelde yani akşamları Almanya'da ama mesela şehir merkezinde tabii biraz sesler oluyor her zaman olmuyor ama olduğu zamanlar oluyor insanlar burada çünkü fazla şeyler de var gece hayatı. Biraz daha fazla barlar, şunlar, bunlar var burada. O yüzden insanlar oraya da geliyor akşamları. Yoğun yani, akşam da yoğun oluyor. Yani genelde akşam başka yerlerde, Almanya'da fazla insan göremezsiniz. İşte şehir merkezi olunca öyle olabiliyor. Öyle ama yine de memnunum ya, şikayetçi değilim ya. Şehir merkezi olması iyiydi arkadaşlar. Yani işleriniz sürekli dışarıda oluyorsa benim gibi. Bir de arabanız da yoksa mecburen işte böyle trenli falan kullanmak zorundaysanız böyle yerlerde yaşamak çok güzel, çok avantajlı. Yani öyle yani şehir merkezinde yaşamanızı o yüzden öneririm. Yani bir ev bulabilirsiniz, bulabiliyorsunuz şehir merkezinde bulun. En azından arabanız da yoksa özellikle söylüyorum. Daha hızlı bir yerlere ulaşırsınız yani fazla zaman kaybetmezsiniz. Öyle arkadaşlar yani her şeye değindim zannediyorum. İşte kurstan değindim, bahsettim. Bu ev işinden bahsettim. Umarım da hoşunuza gitmiştir. Yani verdiğim işte bilgiler. Yani şimdi dediğim gibi şu anda Almanca kursunun son kısmındayım. Yani biraz daha şey asılmam lazım. Ama kurs bittikten sonra bir ay boşluk oluyor. Çünkü işte bu Noel bayramına denk geldiği için burada Weihnachtsmann diyorlar. Weihnacht diyorlar. Weihnachtsmann dedim Noel Baba oluyor. Weihnacht. Weihnacht oluyor. Weihnacht'ta bir ay tatil olduğu için arkadaşlar daha fazla zaman ayırabileceğim. O yüzden bundan sonraki zaman diliminde daha işte farklı içeriklerle yine renklendireceğiz kanalı. O yüzden yani takip etmeyi unutmayın mutlaka. Şu aralar dediğim gibi kursa ilgileniyorum çok fazla. O yüzden zamanım olmuyor ama bir aylık tatil olduğu sürece o süreçte daha fazla işte kanalda yoğun şeyler paylaşacağım. O yüzden takip edin mutlaka. Evet arkadaşlar yani anlattığın önemli kısmı söylemedin diyeceksiniz. En merak edilen kısmı sona sakladım. Yani bu evin işte giderleri ne kadar mal oluyor diyeceksiniz. Evin giderleri toplam işte yani suyu işte elektriği falan toplayınca işte 500 ile 600 arasında artık biraz da size bağlı ama ben 500 civarı diyebilirim mal oluyor. Yani o şekilde yani elektrikle işte
sudan ziyade elektrik biraz da değişiyor buradaki. Yani çünkü burada mesela sıcak suyu falan da elektrikle oluyor. Normalde salma ya gazla oluyor. Ama bu evin falan elektrikli olduğu için odalar da işte artık size biraz daha bağlı. Ne kadar kullandığınıza bağlı. Ama öyle söyleyeyim o aralığı da. O şekilde arkadaşlar bu evin giderlerinin fiyatı. Umarım videoyu dediğim gibi beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O yüzden kanala abone olmayı da unutmayın. Özellikle kanala abone olmadan izleyen kullanıcılar çok fazla. O yüzden arkadaşlar da yani abone olursa sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.